Sevgili Mert, şu anda Kıvanç Tatlıtuğ hemen arkamızda. Demet Akbağ'la birlikte Onur isterse bir görüntülesin. Buraya Türk sinemasının devleri Ekrem Bora'yı uğurlamaya, son yolculuğunda yalnız bırakmamaya gelmeye devam ediyorlar. Az önce Cüneyt Arkın ve Kader İnanır Akatlar Kültür Merkezi'ne geldi. Eğer canlı yayında kalırsak ben Kıvanç Tatlıtuğ ve Demet Akbağ'ı da yine canlı yayına almak istiyorum. Hatta Demet Hanım bana doğru geliyor. Demet Hanım canlı yayındayız, sizi alabilir miyim? Tamam, şu arkadaşlarımızı biz önce aldık. Şu anda bağlandık. Nasılsınız? Bağlanmışlar. Bu tip durumlarda konuşmak çok zor ama. Teşekkür ederim, sağ olun. İyiyiz, birkaç gün biliyorsunuz 3 gün oldu ilk haberi alalı. Çok önemli bir aktördü. Çok Türk sinemasının çok çok önemli temel taşlarından biriydi Ekrem Bora. Bizim hepimizi o büyüttü. Biz onun filmleriyle büyüdük. Tatsız bir durum. Ama bugün nurlar içinde yatsın. Bugün hepimiz ona son vazifemizi yapmaya geliyoruz buraya. Beraber çalıştınız mı Demet Hanım? Çalışmadık. Çalışmadık ama tanıştık. Benim oyunlarımı izlemeye geldi. Galalarda rastlaşırdık. Bir takım özel gecelerde rastlaşırdık ve o kadar büyük sevgiyle sarılır, bağrına basardı ki beni, çok da sohbet ederdik. Öyle bir dostluğumuz oldu ama çalışmadık birlikte. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Pardon. Kıvanç Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz ya. Evde de ziyarete gittiniz Bora ailesini. Beraber de çalıştınız Ekrem Bora'yla. Kelimeleri, evet, cümleleri de ifade etmek mümkün mü böyle bir zamanda? Evet, yanımızda. Yani yanımızda demek. Öncelikle şimdi Ekrem abi'yi anlatmak için 2-3 dakika yetmez. Kesinlikle. Daha bir günlerin alması gerekiyor. Yani ben Ekrem abi'yi tanıyan insanlardan biri olarak kendimi dünyanın en şanslı insanı addediyorum. Çünkü Ekrem abi benim hayatımda gördüğüm en esprili, en güzel giyinen, o engin tecrübelerini bu kadar mı bir insan aktarmak ister genç jenerasyona, gördüğü herkese? O döneme şahit olmak benim için çok muhteşem bir histi. Uzun bir dönem çalıştınız Gümüş dizisinde. 3 sene çalıştık Ekrem abiyle. Fakat şöyle bir şey, yani bir Ekrem Bora Türk sinema tarihini yaptıkları, çekmiş olduğu 2-3 tane film, işte bir sonraki jenerasyona bırakacakları ve hani yaparken de bırakmış oldukları tartışılmaz. Onları konuşmaya bile gerek yok. Ama ben öyle bir Ekrem Bora tanıdım ki, kendi ailemin bir parçasıydı. Onun için onu ayrıca farklı şekilde tanıyan bir insan olarak, kendi özünü tanıyan bir insan olarak benim için yani söylenecek kelime bulamıyorum. Ben gerçekten çok üzüldüm. Evet, ben ilk defa sizi bu kadar kelimeleri toparlayamama durumunuzu ilk defa görüyorum. Bu da üzüntüden kaynaklansa gerek. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Sağ olun. Nurlar içinde yatsın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili Mert, Türk sinemasının dev ismini Ekrem'den bu anlamda gelecek. Ekrem abiyle çok uzun zaman çalışmış. Sevgili Kıvanç Tatlıtuğ. Öncelikle salondaki herkesin, Ekrem abinin ailesinin ve tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Değerli ustalarım, hepinize de saygılar sunuyorum. Çok ufak bir anımı paylaşmak istiyorum müsaade ederseniz. 1997 senesinde Adana'dan İstanbul'a taşındığımızın kışında bir okula başladım. Kalamış Lisesi'ne ve orta ikinci sınıf öğrencisiydim o sırada.
Bir gün okulda öğle yemeği arası verildiği zaman bahçede basketbol oynarken kafamı çevirdim ama yanlış mı gördüm, doğru mu gördüm çok emin olamadım. Sonra döndüm bir kere daha baktım, bir kere daha baktım, bir kere daha baktım. Ekrem abi torununu okula getiriyor, yukarı çıkartıyordu. Sonra düşündüm, dedim ki acaba benim yanına gidersem tersler mi Ekrem abi? Bir şey söyler mi? Çok çekinmiştim. O gün hayatımda ilk defa birisini gördüm televizyondan ve Ekrem abiyi çok seven, kalbimden konuşuyorum gerçekten. Onun filmleriyle büyüyen, zaten burada gördüğüm kadarıyla kaç jenerasyon toplanmış. Bu da ne kadar değerli, ne kadar Türk sineması adına bir şeyler bırakmış ve ömrümüzün sonuna kadar onu yaşatacağımız tecrübeler vermiş bir insan için toplanmaktayız. Bu muhteşem bir şey. Sonra eve gidip ağladım. Annemle konuştum. Dedim Ekrem Bora'yı gördüm ben. Anne çok acayip bir şeydi dedim yani. Bu nasıl bir karizma, nasıl bir şey? Ben yaklaşamadım yanına, biraz da çekindim dedim. Oğlum dedi, İnşallah bir gün tanışma fırsatınız olur dedi. Sene 2005 Gümüş dizisine ilk oyunculuk deneyim başladığım zaman yani abimle orada tanışma fırsatı buldum. Ağlamaktan başka bir şey yapmadım tabii ki. Çok şeyler öğretti Ekrem abi. Oğlum diye severdi beni. Hayatımda bu kadar karizmatik, bu kadar bir ailesine bağlı halk adamı, canı gönülden kalbini bütün herkese açmış, kalbinden birer parça herkese hayatı boyunca vermeye çalışmış bir insanı tanımaktan dolayı gurur duyuyorum. Dünyanın en şanslı insanıyım. Hepimizin başı sağ olsun. Pek çok dostu çok üzgün olduğu için konuşmakta zorluk çekiyor ve bu yüzden de kimi zaman tercih etmiyor biliyorum ama